performansal konserde 11 yaşındayken başlamıştım. Radyo Çocuk Kulübü'yle birlikte. Şu anda 45 yaşındayım. Demek ki 34 yıl boyunca sürekli sahne performansı. Evet, teşekkürler. Yok yok, daha yaşayacağım. Tekin Bala 90'ı bulmuştu. Ben de bir 100'ü denemek niyetindeyim açıkçası. Yani iyi antrenman yapıyorum, iyi spor yapıyorum. Hayata pozitif yönden bakıyorum. Sonucunda her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. Merak ediyorum, neden dizilerde oynamıyorsun? Yani sizin de artık bir dizide görmemiz lazım. İşte temel problem sorunsal burada galiba. Yani hakikaten herkes dizi yapıyor. Gerçekten iş o noktaya doğru döndü. Yani, tiyatro sanatçıları eksik. Yok, tiyatrodan bahsetmiyoruz. Herkes yapıyor. Yani bu bizim mesleğimizde neyse ki öyle bir sıkıntı yok. Yani her meslek grubundan insan gelip dizilerde ya da filmlerde oynama şansına sahip nedense. Bu biraz ağrımıza gidiyor bizim. Ayıptır söylemesi. Bir dönemlerde ben Seda Sayan'la birlikte bir dizi yaparken işte gazeteciler de ayar vermeye çalışıyor. Yani Seda Sayan bak dizide oynayan sen burada duruyorsun falan. Bir tane şey dedi. Niye dedi yani Seda Sayan'la beraber Seda Sayan gibiler bu dizilerde oynuyor falan. Valla dedi muhatabı burada duruyor. Direkt Seda'ya sorabilirsiniz. Sebeplerden bir tanesi bu, bir başkası şu, çok uzun ve çok sıkıcı. Gerçekten öyle. Yani hakikaten hiç kimsenin zamanı yok. Yani o kadar ya da bilmiyorum hani biz de hızlı düşünüyoruz, hızlı hareket ediyoruz ama hakikaten bana göre 10 dakikada anlatacak bir senaryoyu 90 dakikada anlatmak. Bir evet diyecek bir saat yüzüne bakıyorlar. Evet aynen. Bir de o sahnesine bakıyorlar. Babam bir tanesi de şey diyor. Vicdanınız ağrıyor. Bitmek bilmiyor diyor ve hakikaten öyle. Yani ben onların içinde olmak istemiyorum. Yani genellikle televizyon çok fazla insanları kandıran bir sistem. Özellikle şu son dönemlerde televizyonun her noktası ne yazık ki inandırıcılıktan çok uzak durumda. Neyse ki internet diye bambaşka bir enerji çıktı. Orada bütün gerçekleri Hazreti Google'da sorabilirsiniz ve her şeyi istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Üstelik de çok hızlı hareket edebilirsiniz. Şu anda bizim bulduğumuz setup'ta yine aynı mantıkta gördüğünüz gibi internet üzerinden hareket ediyoruz. Bütün görüntülere ya da isterseniz istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ortada ne yazık ki şu gerçekler var. Yavaş yavaş bunların hepsi açıklanmaya başlıyor. Televizyon idarecilerinin satın almış oldukları evler. Rating ölçer cihazlarının ne şekilde alındığı, televizyondaki yapımcıların ne noktalarda hareket ettikleri. Pek çok insan bu yüzden bu işi yapmıyor. Yani benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, çok değerli, çok iyi oyuncular. Mesela Şevket Altun, mesela Şener Şen. Bu insanlar acaba niye yapmıyorlar? Bu insanlar salak, bu insanlara hiç mi teklif gelmiyor? İşte değil. Yani iş bu tarafa doğru dönmüşken yenisini ve farklısını göstermek bence çok daha doğru bir şey. Çünkü öbür türlü sadece eleştiriyor olacağız. İşte kuşak programları, sabah kuşakları, yarışma programları falan hepsi birbirinin benzeri bakış açıları. Yeni bakış açılarını getirmek gerekiyor. Onun için de biraz mücadele etmek gerekiyor. Çoğu insanınki de yemiyor. Sizi aramızda görmek çok güzel. Aynen. İyi ki varsınız, sizi seviyoruz. Bir sorun yok. Bir sorun yoksa, tamam. Bir sorun yoksa, bir sorun yok diyor. O zaman problem yok.